Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Hiç şüphesiz Allah Teala kıyamet günü nerede benim rızam için birbirlerini sevenler, gölgemden başka gölgenin bulunmadığı, bugün onları kendi arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Hiç kimsenin bir gölgeliğe, hani dünya gölgeliği falan derler ya, böyle bir gölgeliğe sahip değil kimse. Kimsenin bir evi, barkı, çadırı yok. Herkes dümdüz bir arazide. böyle bir meydanda allah Teala buyurur. Nerede benim için birbirlerini sevenler? Eynel mutahabune bi celali. Benim celalim için, benim zatım için, benim yüceliğim için, benim rızam için birbirini sevenler neredeler? Bugün el yevme uzilluhum fi zilli. Bugün onları gölgemde gölgelendireceğim. Allah'ın gölgesi, yani arşının gölgesi. يَوْمَ la ظِلَّ illa zilli. Bugün zaten benden başka kimsenin gölgesi yoktur. Cenab-ı Hakk'ın orada kullarına ikram edeceği nimetlerle dolu arşının gölgesi var. Orada başka hadisler de var. Orada gölgelenecek kimselerle ilgili. Bunlardan birisi de birbirlerini Allah için sevenler. Allah için sevmek ne kadar önemli. Burada görmüş oluyoruz. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif bu. Açıklamalar Allah için birbirini sevmenin ahirette kişiye kazandıracağı mutlu sonu dile getiren hadis-i şerif aşağı yukarı aynı neticeyi haber veren önceki hadisten üslup olarak farklılık arz etmektedir. Önceki hadis-i şerif yedi gruptan bahsetmişti. Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmayacağı, olmadığı o kıyamet günde, o dehşetli günde yedi grup insan arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Bunlar e, çok seçkin kullardır. Pek çok insanın sıkıntı çektiği bir anda bunlar ayrıcalıklı bir konuma sahip olacaklardır. Adil devlet başkanı, Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, kalbi mescidlere bağlı Müslüman, birbirini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine ben Allah'tan korkarım diye yaklaşmayan yiğit, haram olan tabii ki, helal olan, nikahlı olması ayrı. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmeyeceği kadar gizli sadıka veren kimse. Bir de tenhada Allah'a anıp gözyaşı döken kişi. Bu yedi grup sayılmıştı bir hadislerde. Burada özellikle de onun bir maddesi. Allah için birbirini sevenler. El mütehabune bi celali diye geçiyor. Burada Peygamber Efendimiz Allah Teala ve Tegaddes Hazretlerinin rahmet gölgesinde barındıracağı kişileri nasıl bir iltifata tabi tutacağını ve onlara nasıl hitap edeceğini bildirmektedir. Bu bir anlamda önceki hadiste haber verilen mutlu sona nasıl bir muamele ile gidileceğini açıklamak ve konuya tam bir kesinlik kazandırmak demektir. Konunun farklı bir yönünü dikkate almış oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde Allah Teala'nın nasıl hitap edeceğini bildirmesi hiç şüphesiz kendisine verilen bilgi sonucudur. Yoksa başka türlü bilmenin imkanı yok bunu. Ancak vahiy ile allah Teala bilgi verdiği zaman böyle bir bilgiye sahip olabilir insan. Hiçbir gölgenin olmadığı bugün ifadesi mahşer günü dünyadaki gibi bir gölge bulunmayacağını ifade eder. Allah'ın gölgesi ise bir önceki hadiste işaret edildiği gibi ya arşın gölgesi ya da rahmet ve himayesi anlamındadır. Peki gölge niçin önemli burada? Yani güneşlensek Açık havada olsak olmaz mı diye. Onu da başka hadis-i e, açıklıyor. Diyor ki güneş insanlara bir mil kadar yaklaştırılır. Bir millik mesafe. Bunu diyor ravi bu milden kasıt uzunluk ölçüsü olan işte bir kilometreden biraz fazla olan bir mil mi? Yoksa e, göze sürme çekilen sürme sürmedenlikteki mil mi? O daha kısa tabi 10 santim falan. Bilemiyorum diyor. Güneş yaklaştırılır. İnsanlar sıcaktan terler bunalır. İşte ter kimsenin dizlerine, kimsenin beline, kimsenin kulaklarına kadar çıkar. Uzun süre bir bekleyiş, korkulu bir bekleyiş, endişeli bir bekleyiş. Böyle sıcağın, terin, sıkıntının, kalabalığın olduğu bir yerde, böyle sıcak günlerde kalabalık bir yerleri düşünebiliriz. Gölgenin nasıl bir e, önem kazandığını, nasıl değer kazandığını hepimiz biliriz. İşte böyle bir ortamdadır bu gölge. Hem korkunun en dehşetlisinin yaşandığı, Endişenin en dehşetlisinin yaşandığı o sıcak, sıkıcı ve uzun bir bekleyiş. Çok uzun bir bekleyişin olduğu bir yerde bazı insanların ayrılıp da özel muamele görmesi, işte hususi misafir muamelesi görmesi, gölgede olması, sıkıntı çekmemesi, ikramlara mazhar olması çok önemli bir şey. Bunun üzerinde düşünmek, durmak lazım. Basit bir gölge değil bu. Yani zaten serin bölgelerde burada gölgeye pek ihtiyaç yok zaten gölge olması da olur diyebileceğimiz bir gölge değil bu. Benim celalim için demek benim rızam için sadece benim rızamı kazanmak maksadıyla demektir. Ancak böylesi bir maksatla birbirini sevenler sevgilerine dünyevi ya da nefsi herhangi bir duygu karıştırmayanlar hareketlerini ve dostluklarını böylece tanzim ve devam ettirenler Allah'ın himayesini kazanacaklardır. Yani burada hasbilik, fedakarlık, diğer gemlik istendiği görülüyor. Çünkü menfaat için birbirini sevmek, herhangi bir fayda sağlamak için birbirini sevmek. Bunlar çok basit şeyler. Bunlar çok istenen şeyler değil. Burada tamamen öyle bir menfaat olmadan Allah için bu Allah'ın kuludur. Benim Müslüman kardeşimdir. Sevabını Allah'tan bekleyerek seviyorum. Yoksa bundan herhangi bir menfaati bir beklentim yok diye. Böyle insanları Müslümanları diğergen bir karakterde yetiştiriyor bu hadis-i şerifler. Hakikaten bu anlayışla yetişmeyen insanlar, hep bencil, hep kendisini düşünen insanlar hayatı çekilmez hale getiriyor. Komşulukta da öyle. Sadece kendisini düşünüyor, hiçbir komşusunu düşünmüyor. Trafikte öyle. Sadece kendisini düşünüyor, hiç kimseyi düşünmüyor. Böyle olunca kendisinin biraz daha hızlı gidebilmesi, biraz daha yakına park edebilmesi için bütün insanların yolunu tıkayabiliyor. Bunları hiç aldırmıyor mesela. Sadece kendisini düşünüyor. Bencil bir yapı. Ama allah Teala böyle bencil bir e, yapı, karakter istemiyor. diğergam bir karakter istiyor. Başkasını düşünen, fedakarlık yapan ve bunu Allah için yapan. Boş yeri değil. Yani inancı olmayan bir insan için bu boş sayılır değil mi? İnancı yoksa, sevap beklentisi yoksa, ahiret beklentisi yoksa der ki ben boşu boşuna insanlara ne iyilik yapayım, enayimiyim diye. Ama bizde hiç boş yok. Müslümanlarda hiç boş yok yaptığı her şey zerre kadar olan bir iyiliğin bile karşılığı olduğu için bizim için bu gayet kolay bir şey. Dolayısıyla allah Teala bu şekilde kullarının hep başkasını düşünmesini, diğer gem olmasını kardeşlerini düşünmesi, kendi rızası için, Allah'ın rızası için bunu yapmasını, birbirlerine iyilik etmelerini, kolaylık göstermelerini devamlı tavsiye ediyor. Ayet-i kerimelerde de ve men yuga şuhha nefsihi fe ulaike humul Kim nefsinin şuhunu şuh cimrilik, haset, e, karışım böyle çok kötü bir duygu. Yani tam bencillik, cimrilik, kendisinden başka kimseyi düşünmemek. Bunların toplamını, bunların karışımına oluşan bir duygu Şuh duygusu, e, haset, bunu yok etmek, bunu yok etmeden felah ermek, kurtulmak, kurtulmak mümkün olmadığını iki ayet-i kerimede ve daha çok mana olarak da başka ayetlerde de ifade ediliyor. Dolayısıyla hedefimiz demek ki nefsin şuhunu, cimriliğini, e, bencilliğini yok etmek, onu terbiye etmek. Hadisten öğrendiklerimiz, gerçek anlamda Allah'a gölge izafe etmek caiz değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın gölgesi olmaz. Arşının gölgesi olur veya yarattığı başka gölgeler olur. İki, kıyametin dehşetli havasından kurtulmanın yolu sevdiğini Allah için sevmektir. Yollardan birisi. Üç, dünyada Allah rızası için birbirini sevenler ahirette rıza ilahiye kavuşmak suretiyle sevineceklerdir. Sevinçleri daha da katlanacaktır, artacaktır.